Merhaba arkadaşlar. Mayıs ayının yayınlanan ikinci çalışma sorularıyla beraberiz. Birinci soruyla başlayalım. Who refuses to attend the party? Kim reddediyor partiye katılmayı? Yani biz burada bir red cevabı arayacağız. Lily, hello. Zaten burada teklifte bulunuyor. Tom, I would love to but I'm going to visit diyor. Burada bir gördüğünüz gibi direkt zaten istiyorum ama grandparents'ımı ziyaret edeceğim. Direkt zaten red cevabını Tom'da buluyoruz. Tom'un olmadığı şıkları eliyoruz. Bursa ve Denizli. Bir red daha bulacağız. Sandy, it sounds great but demiş. Artık bu da bir red cevabına girer. Çünkü kulağa hoş geliyor ama demiş. Kampa gidiyorsa. Ama dedikten sonra artık orası bir reddir. Doğal olarak cevabımız Tom ve Sandy olacak. O da C şıkkında var arkadaşlar. Oldukça kolay bir soru. İkinci soruya geldik. Şimdi Emma ve Kate'in hoşlandığı bazı durumlardan bahsetmiş tabloda. Buna uygun da fotoğraflar vermiş. Her ikisine uygun olanları bulacağız. Ve cevabımızı işaretleyeceğiz. Emma preparing new recipes demiş. Yani yeni tarifler hazırlıyor. Kate de cooking local dishes. Yani bir kere ikisi yemekten hoşlanıyor. Bir olacak. O yüzden Adana ve Ceyhan'ı eledim. Visiting book and art fairs demiş. İkinci tarafta buna benzer pek bir ifade yok. Reading travel books. Seyahat kitapları okumayı seviyor. Ama diğer tarafta reading biography books yani hayat hikayesiyle alakalı kitapları okumayı seviyor. Spending time in the countryside. Burada işte kırsal kesimde, kırsal bölgede zaman geçirmeyi seviyor. Aynı zamanda going camping, kampa ve trekking'e gitmeyi sevdiği için 1 ve 4 burada en uygun, ikisine de en uygun fotoğraflar olarak değerlendirebilir. Yani cevabımız Ceyhan olacak. Üçüncü soruya bakalım. According to visual, which one is correct? Doğru olanı soruyor görsele göre. Şıklardan gidersek daha doğru olur arkadaşlar. It's the picture of second process. İkinci adımın fotoğrafıdır. İkinci adıma bakalım. Turn on the cooker. Ocağı aç. Ocağı açmayla alakalı bir görsel yok. Burayı karıştırmayalım. B şıkkı the picture shows us third. Evet. Bize üçüncü adımı gösteriyormuş fotoğraf. Halbuki üçüncü adımda add five glasses warm. Evet. Su eklememizi söylüyor ama onunla alakalı da bir şey yok. The picture points the shape of soup. Çorbanın diyor görüntüsüne odaklanıyor. Before adding warm water. Yani karışıma suyu eklemeden sonraki görüntüyle bahsediyor. Ama öyle bir ifade, öyle bir görselimiz yok. Son şıkkı gelelim. The picture is the last step after sprinkled tarhana. Evet, tarhana ekledikten sonraki son adım. Hemen bakalım. Then add 3 tablespoons. Evet, 3 kaşık tarhana ekliyoruz. Finally stir diyor. Evet, son olarak da karıştır diyor. Görselde bunu zaten onaylıyor. Kepçe ile karıştırıyor. Dördüncü soru. Doğru sıralamayı soruyor bize. Arkadaşlar, are you doing bir ifade varsa bu genelde birinciye yazılır. Bu gece bir şey yapıyor musun? 4 ile başlıyoruz. O da hayır herhangi bir işim yok ya da meşgulüm ya da meşgul değilim diye cevap verir. Bu da zaten 2 numarada var. Meşgul değilim neden soruyorsun? Bunlar birbiriyle uyumlu sorular arkadaşlar. Are you doing diye sorar. Nothing special der, I'm not busy der. Bu şekilde ifadeler kullanabilir. Doğal olarak bunlara en yakın Ceyhan şıkkı doğru bir şekilde sıralanmış oluyor. Tabloya göre bizden yanlış olanı istiyor. A şıkkına bakalım. Yine şıklardan gidiyoruz. Nearly half of the teens. Yani gençlerin yarısı sosyal medyayı tercih ediyormuş. Bakıyoruz evet 45 kişi doğal olarak yarısı diyebiliriz neredeyse. B şıkkı gençlerin %20'si. Telefon görüşmesi yapıyormuş. Evet. Üçüncü sırada baktığınız zaman 20 kişi. C şıkkı gençler preferred writing letters at least. En az mektup yazmayı tercih ediyormuş. Mektup yazan 6 kişi ama mail gönderen 4 kişi. Yani doğal olarak en az mektup değil. Maili tercih ediyorlar. Doğal olarak bu şık yanlış arkadaşlar. Altıncı sorumuza geldik. Hangisi yanlıştır diyor. Şıklardan gidelim. Susan is more social than her friends. Susan diyor arkadaşlarından daha fazla sosyal. Hemen bakalım karşılaştıralım. Susan arkadaşlarıyla chat yapıyor. Dans kursuna gidiyor. Arkadaşları buluşuyor. Evet. Baktığımız zaman diğer arkadaşlarından daha sosyal. Çünkü kurslara dahil oluyor. Projeler yapıyor. Bunu okey verebiliriz. B şıkkı Sally likes spending time with animals. Sally hayvanlarla vakit geçirmeyi seviyor. Hem Sunday'de hem de Thursday'de hayvanlarla alakalı bölümümüz var. Bu da doğru. C şıkkı on the weekdays yani hafta işleri. John prefers watching films. John diyor film izlemeye gidiyormuş.
Pazartesiden itibaren baktığımızda böyle bir ifade yok arkadaşlar. Ama pazar günü John film izlemeye gidiyor. Doğal olarak C cevabımız olacak. Yedinci soruya bakalım. Her ikisi için de uygun olan siteyi soruyor bize. Çocuklar Lisa ve Sue'nun her ikisinin ortak olan cooking kısmı. Lisa'da cooking var. Sue'da da preparing meal var. Meal var. Doğal olarak ikisi de yemek tariflerinin olduğu siteyi tercih edecekler. O da D şıkkında var. Learn different recipes. Farklı tarifler öğren diye bir siteymiş bu. Doğal olarak ikisinin ortak yönü Denizli'de var arkadaşlar. 8 önemli bir soru. Yine after'lı bir soru. Which step after dicing tomatoes? Yukarıda dicing tomatoes'u bulacağız. Sonraki adımına bakacağız. Hemen dicing tomatoes'u ben daha ilk cümlede first chop onion peppers and then dice tomatoes burada buluyorum. Sonraki adımına baktım. Heat the pan yani tavayı ısıt. Hangi şıkta var? C şıkkında. Niye sonraya baktım? Çünkü soruda bana after diyor. Geldim 9'a. Hangisiyle tamamlanamaz diyor. Sara boşluktan sonra şöyle bir cevap vermiş. Oh how bad. Oh ne kadar da kötü. Demek ki Clara burada olumsuz yani reddedici bir teklifte bulunmuş ki how bad ile cevap vermiş. A şıkkına bakalım. It's okay. Benim için sorun yok. Benim için sorun yoktan sonra how bad ifadesini kullanmayız arkadaşlar. Ama B'de matematik kursum var. C'de gitar kursum var. D'de de sınavım var demiş. Bunların hepsi aynı kapıya çıkar. Ama it's okay ifadesi bizim için doğru değil. Cevabımız Adana olacak. 10. soru bir grafik sorusu. Hemen grafiği değerlendirelim. In both years teens share their email address. Evet her iki yılda da en çok e-maili paylaştıkları yılmış ama 29'da 53. Böyle bir ifadeyi doğru kabul edemeyiz. B şıkkına bakalım. They didn't share where they live at all. 2006'da diyor nerede yaşadıklarına dair bir bilgi vermemişler, paylaşmamışlar. Halbuki 61 ifadesiyle burada %61'lik bir ifadeyle bunu reddediyor. C şıkkına bakalım. Hem 2006'da hem de 2012'de they took their selfies and posted them. Evet. Selfie çekmişler ve en çok onları göndermişler. Zaten grafikte bunu gördüğünüz gibi onaylıyor arkadaşlar. En fazla onların olduğu oran. Most ifadesi bu yüzden önemli. Şıklarda eğer most ifadesi veriyorsa grafikte de muhakkak o en fazla olmalı. Eğer değilse o şık yanlıştır. Cevabımız doğal olarak Ceyhan olacak. Ve son sorumuzda oldukça basit bir soru. Unbearable kelimesini bilmemiz lazım. Kim diyor pop müziğin dayanılmaz olduğunu düşünüyor? Tabii ki Sandra olacak. Çünkü Sandra diyor ki I can't stand pop music. Ben pop müziğe tahammül edemem. Doğal olarak cevabımız Denizli olacak. Arkadaşlar Mayıs ayının yayınlanan ikinci çalışma sorularının birinci bölümünü tamamladık. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.